Efendim parti kapatma bir çözüm değilse parti kapatma yaptırımını anayasadan ve partiler kanundan çıkarsınlar. Böyle keyfilik olur mu? Anayasa diyor ki şunu yapan demokrasiye karşı faaliyetin odağı haline olan programı ve amacıyla demokrasi karşıtı olan ve Türkiye'nin milli birlik bütünlüğü ve devletin tekliği birliğine karşı olan terörü destekleyen partiler kapatılır diyor. Bitti. Efendim kapatırsak tekrar kurulur falan. Sana anayasa kapat diyor. Ya, siyasi partiler kanunu da kapat diyor. İki, ayrıca şu da doğru değil. Kapatırsan onun kökünü kurutmaya çok önemli bir destek verirsin. Mehmetçiğe en büyük destektir. Çünkü niye kayyum atıyoruz? O da bir kapatma. Yani PKK'nın ele geçirdiği belediyeleri elinden alıyoruz. Çok doğru yapılıyor. Kayyum atanması da İçişleri Bakanlığı'nın çok yerinde bir uygulamasıdır. Şimdi partiler planında da PKK'nın siyasi partiler içinde mecliste bir ayağı var. Peki bunu nasıl kabul edebiliriz? Ve bu ayak kırıldığı zaman o terör örgütünün ne kadar ağır bir darbe yiyeceğini göremiyor muyuz? Terör örgütünü besleyen bir ayak o. Diyarbakır analarını izlemiyor muyuz? Diyarbakır anaları ne diyor? Benim oğlumu, kızımı, evladımı işte bu HDP aldı, topladı, PKK'ya yolladı diyor. Dağa yolladı diyor, değil mi? Bütün analar bunu söylüyor. Hepimiz de bu gerçeği biliyoruz. Analar da üstüne üstlük söylüyor. Ve kapattığımız zaman eğer Türkiye kararlı olursa yenisini kurdurtmaz. Devlet kurdurtmaz. Kurulanı kapatır tekrar. Anında kapatır. Anında kapatır. Anında kapatması gerekir. Böyle bir kararlılık göstermiyoruz ve bizim kararsızlığımızın yarattığı tereddütlere dayanarak da kapatılmasına karşı tavır alıyoruz. Yani anayasanın uygulanmasına karşı tavır alıyoruz. Siyasi partiler kanunu uygulanmasına karşı tavır alıyoruz. PKK'nın yasal ayakları kapatılır, kırılır ve bunun Türkiye çok büyük iyiliğini görür.